Dolaş. Bunların etrafında kaslar var. Siz bu kasları çok zorlarsanız bu omurgalar böyle zorlanıyor. Mesela eğiliyorsun, kastırıyorsun kendini. Bu kas mesela disk ya buradan yırtılıyor baskı olduğu için ya da pörtlüyor buradan. Buradan çıkınca böyle şu yumuşacık omurilikte çıkıveriyor dışarı. Eski haline gelmeye çalıştığı anda omuriliğe basıyor kemiğiniz. Basınca da müthiş bir ağrı oluyor. Veya burada yırtılma olmuşsa oradan da fışkırıveriyor, dışarı doğru akıyor böyle. İncecik bir şey o. Jöle gibi düşünebilirsiniz. Kemik oraya basıyor. Basınca müthiş bir ağrı. Bunun üzerine doktor ne yapıyor? Bunu düzeltmeye çalışıyor. İlaç vererek. Bu ilacı nasıl veriyor? Kas gevşeticileri veriyor. İşte diske bakıyor. Çok yırtıksa ameliyat diyor. Buna bakıyor. Jack'e diyor ki çok kötü bir fıtığın yok diyor. Yani çok fırtlamamış diyor. Şu kaslarını bir düzeltelim senin diyor. Fizik tedavi veriyor. Bir 3 ay sonra bir daha geldi. Adam da maratona hazırlanıyor. 3 ay geçiyor. Jack'in durumu çok kötüleşiyor. Artık böyle aşağı falan vurur. Bilmiyorum hiç ailenizde yaşayan var mı? Bayağı sıkıntılı bir şey yani. Ben hala fizik tedaviyle tutuyorum belimi. Gidiyor bir bakıyorlar 3 ay sonra. Aa, bayağı kötü olmuş. Ya bunu ameliyat etmemiz lazım. Ameliyat ederim toparlarsın diyor. Ameliyat, işte adam anlatıyor. Konuşmaları söyledikten sonra arka planda kafasından geçeni anlatıyor. Diyor ki bu ameliyat 45 dakika falan süren bir ameliyat diyor. Hastayı şöyle duracağı bir koltuğa oturtuyormuşsun. İşte sakinleştirdikten sonra burada sırtını açıyormuşsun. Tırt tırt neyse yapıyormuşsun. 45 dakika ara veriyor. Tıpta cerrahi eğitim nasıl veriliyor asistanlara? Şimdi biliyorsunuz tıbbı bitirdikten sonra TUS denen bir şeye giriyorsunuz. Neydi o? Tıp da uzmanı. Evet. Cerrahi yazdıysanız manyak olarak sizi cerrahiye alıyorlar. Genel cerrahi, beyin cerrahisi en kolay girilen bölümler. Çünkü kimse tercih etmiyor onu. Manyak olmak lazım onları yazmak için. Tamam yazdınız, girdiniz. İyi de sen cerrahi hiç bilmiyorsun. Nasıl öğreneceksin bunu? Kimin üzerinde? Simülasyonlar yeni başladı da şimdi beyin sırt ameliyatını, beyin ameliyatını simüle edemiyorsun. Yok, kadavralarla en fazla oynatıyorlar abi. Gerçeğini ellemen lazım. Nasıl başlıyor çocuklar? Bu şöyle. Hocam isminiz neydi? Melih. Melih hocam asistanım olsun diyor. Ben de patron, tamam. Hasta burada. Şimdi Melih orada duruyor. Ben başlıyorum ve Melih orada. Melih yaklaşma. Melih tut. Melih şunu tut. Melih onu getir. Melih bunu getir. Yaklaş, onu tut. Bunu tut. Adım adım yaklaştırıyorsun. Neşleri tut, oraya sür. Bilmem ne de. Adım adım en sonunda neşleri onu. Teslim ediyorsun. Sen geri gitmeye başlıyorsun. Bizim Henry Marsh'ın da böyle bir şeyi var, asistanı varmış. Ona da diyelim John. John'u çok seviyor, çok da takdir ettiğim çocuk. Diyor ki John diyor, bu kolay bir ameliyat diyor. Sen kaç defa gördün, denedin yanında. Ben sana güveniyorum diyor. Bu ameliyatı sen yap diyor. Hastanın haberi var burada. Peki. Ameliyata giriyor. Bu da diyor ki bizimkiler Henry'de. Ben seni dışarıdan gözleneceğim. Yani orada bir cam ekranlı bir oda varmış. Ameliyathanenin içeride. Bu da dışarıda bekleme odasında. Hazır bekliyor. Bir şey olursa atlarım. İşte 30. dakikalarda falan böyle ya da 15. dakikalarda telefon geliyor. Müdüriyet. Hastane müdürü. İşte Henry hocam böyle böyle bir sıkıntımız var. İşte bütçelerde bilmem ne var. Bir gelin. Ameliyatın ortasında. Hocam ne olur gelin. İşte müdür bilmem ne geldi. Bir daha gelemez. Basıyor diyor fonu diyor ki John diyor aradılar çıkın diyor. İyi misin? Tamam hocam siz çıkın. Tamam. Bu çıkıyor. Kafasında saat tutuyor. 15 dakika içinde çıktım. Herhalde yarım saat içinde benim sunuşum biter, konuşmam. Döndüğümde de bakarım. Abi toplantı 1,5 saat sürüyor. Pek bilmiyorum. Bu herhalde hastayı çıkartmıştır düşüncesiyle geri geliyor. Sen böyle bunu okurken gerilmeye başlıyorsun. Bir şeyler oluyor yani belli ki. Geliyor abi bakıyor. Adam hala sırtını tır 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 oynuyor. Bir saat 15 dakika. 45 dakika. Nasıl ya? Mümkün değil diyor. Ne oldu acaba diyor. Şimdi bunu anlatıyor. Giyindim diyor. İçeri girdim diyor. Şimdi herhalde şu kadar falan bir mesafede hastayı görüyor. Yani yaklaşık 2 metre falan olduğunu söylüyor. Görür görmez diyor. Delirdim diyor. İlk orada duran bir sehpaya tekme attım. Sen ne yaptın Allah kahretsin diye John'a bağırmaya başlamış. Abi herif MR'da gördüğü resmin tersini adamda uygulamaya başlamış. Yanlış yerden girip omuriliği kesmiş. Ve o mesafeden omuriliği ne kadar kestiğini milim olarak görebiliyor. Ve oradan da onun ileride nasıl bir komplikasyon denilen probleme yol açacağını anlıyor. Diyor ki
O anda diyor anladım ki diyor Jack diyor bir daha şu ayağını şu hareketi pedal hareketidir bu yaptıramayacak diyor. Bilirsiniz o şurada büyük bir kas vardır. Aşil tendonu vardır burada hissedersiniz. Onu çeken. Onu çeken şey bu. Kas bu. O kasın kontrolü de burada işte. O da beyine gidiyor. Adam orayı kesmiş. Ayak böyle blıp blıp. Ne olacak şimdi adam koşamayacak bir de. Ya da çok çok zor toparlayacak. Yani oradan sinirleri böyle dikemiyorsun ki öyle bir şey yok sinirlerde. Yani böyle karşı karşıya getirme gibi bir şey yok sinirlerde. Şimdi buraya kadar iyi tamam peki. Zorluk buradan sonra başlıyor. Hastayı uyandırdın. Uyanma yerine gittin odasına. Ne diyeceksin ona? Ya bizim John da salak kesiverdi mi diyeceksin? Diyemezsin ki. Çünkü hasta ne biliyor? Hasta senin ameliyata girdiğini biliyor. John'un değil ki. Ulan o zaman John'a göre para verirdim veya vermem veya John yapacaksa ben gelmem derdim. Bütün tıp böyle bu arada. Yani siz ameliyata girdiğiniz zaman bir kişi sokmuyor elini bir yere. Herkes sokuyor çıkartıyor oraya. Böyle eğitim bu. Ne yapacaksın? Ağzını açtığın zaman herkes bakıyor. Bakın diyor gösterirler böyle şeylerde. Devlet okullarında. Ne yapacaksın? Bir tane hasta bulmuşsun, 10 tane öğrenci böyle bakıyorlar. Şimdi bakın, zorluğu anlatıyorum. Adam bir şekilde bunu kabul etmek zorunda ve hastanın karşısına çıkıp yüzleşmek zorunda. Aynen şöyle diyor. İşte Jack diyor, ameliyatta bir komplikasyon oldu. Sağ ayağında işte bir pedal hareketinde bir zorluk olacak. Ciddi bir rehabilitasyon süreci geçireceksin. Böyle şeyler oluyor ne yazık ki diyor. Ve çıkıyor. Şimdi böyle bir durumda Jack şey yapması lazım. Siz beni mahvettiniz diye mahkeme açması lazım değil mi? Açamaz işte. Ameliyattan önce bir şey imzalatırlar. Devam mı aranız ameliyata göre? Bilmem kaç sayfa bir şeylerdir. Anestezide ölebilirim. Kimseyi dava etmeyeceğim. Bana zıt yaparlarken ölebilirim. Kimseyi dava etmeyeceğim. O ölebilir, sakat kalabilir, kimseyi dava etmeyeceğim. O ameliyatıma benden başkaları da girebilir, gıkım çıkmayacak. Ya. İkinci zorluk. Şimdi bu bir. İki, şimdi bunu bir söyledi ama hadi söyle. Öyle bir şey yok. Onunla yaşıyor, öyle kalıyor orada. Arabaya gittim diyor, devam ediyor hikaye. İşte zorluk buralarda başlıyor. Londra'da altı, hava kararmış, yağmur yağıyor, pis bir trafik. Önüne çıkan herkese bağırmaya başlıyor. Ve diyor ki, sanki diyor, o önüme çıkan herkes diyor, zavallı o Jack'in bu duruma düşmesine neden olmuş gibi herkese bağırmaya başladım. Sanki onlar sebep olmuş gibi. En sonunda dayanamadım ben. Yansıtma yani. Çıktım dışarı diyor, kaportaya vurarak ağladım diyor. Hüngür hüngür ağladım diyor. Hangi doktoru ağlarken gördünüz? İçeriden. Devam ediyor. Bu bir hikaye. Öldürdükleri var. Şimdi beyin damarları çok karışık. Bazen o damarlar öyle bir büzüşüyor ki orada patlamaya hazır bir hale geliyorlar. Onların oradan böyle klipslerle diplerin kapatılıp onun yumağın oradan çıkartılması lazım. Ama bu hani böyle şey gibi düşünmeyin. Şurada bir dal var, burada bir ağaç var, bu diyeyim. Öyle bir şey değil ki. Hepsi üst üste. Hiçbirine değmeden böyle ittire kaktıra bunların arasında o yumağı buluyorsun. Öyle bir şey beyin. Oradan onun dibine bir kıskaç, bunun dibine bir kıskaç. Tamam şimdi hadi keseyim, bir çıkartayım. Böyle bir şey ve bunların hepsi şu kadarcık bir alanda oluyor mikroskoplarla. Yanlışlıkla bir damara bir fazladan de, adam anlatıyor bunu başına gelmiş. Fazladan damara bir de damar patlıyor, beynin dışından kan taşmaya başlıyor. Bırak abi, bitti. Orada öldü aslında. Bu da geliyor başa, bunu anlatıyor. Yok işte tümör hastasının beynini fazla kazımış da sakat kalmış da. Yok işte almayalım demiş de alalım demiş de onu zorlamışlar da almak istememiş de ölmüş falan. Ya peki sonra devam ediyor. Kitabın sonuna doğru anlıyorsun ne demek istediğini. Diyor ki her doktorun diyor kafasında bir mezarlık vardır diyor. Öldürdüğü hastaların mezarlığı. Ve doktor diyor belirli özellikle cerrahlar. Belirli aralıklarla oraya girip ne yapacaksa, kendini nasıl vicdani olarak rahatlatacaksa bunu yapmak zorunda. Doktor işte. Peki, nasıl devam ediyorlar ya? Bak bir tane daha hikaye anlatayım. Sonra da tıp mühendisine geçeceğim.
daha TUS'u yeni kazanmış. Oralarda da öyle şeyler var. Asistanlığının ilk döneminde acil nöbeti çakmışlar mı? Hep çakarlar acil nöbeti. Orada çünkü sizin staminanız, iradeniz test ediliyor. Ne kadar dayanabilir bu manyak? Çatlamadan. Tabii normal, doktorluk böyle bir şey çünkü. Artık böyle 38 saat, 40 saat neyse artık böyle sonlara doğru 3 saat sonra çıkacak. Sabaha karşı 3'te böyle uyuklarken, yapacak bir şey yok yani, bir hasta yoksa uyukluyorlar. Düğme çalıyor, hemşire diyor ki hocam hasta geldi. Gidiyor böyle kenara oturmuş bir adam. Çok şu mesela. Hayır lan diyor. Hocam ben çok kötüyüm, öleceğim. Öleceğim galiba, bir şey yapma. Ya bir şey yap, dur bakayım neyim var, bakıyor falan. hocam öleceğim. Sen diyor panik atak geçiriyorsun. Ya hakikaten çok benzerdir panik atak görüntüsü. Sonra hemşire diyor ki ya bir şey yok bunun diyor. Sakinleştirici bir saat sonra beni uyandırın diyor. Gidiyor yatıyor. 15 dakika sonra zırr. Ne oldu? Hastanız öldü. Kalp krizi geçiriyormuş adam. Adam diyor ki çok barizdi diyor. EKG'sine bakmadım diyor. Sadece dinledim diyor. Yani elektrosunu çekmemiş. Sadece dinip kendine güveni var ama yorgun da. Ve o sırada çabuk halletmek istiyormuş. İtiraf ediyor. Duymazsın ha. Hiçbir doktordan duymazsın böyle bir itiraf. Ya onlar da insan ya. Yani sen de evi temizlerken şöyle yaptın olmuştur ya. Doktor öyle yaptı mı adam ölüyor. Ya dedim peki bu manyak mı lan bunlar? Nasıl devam ediyorlar ya bu hayata? Yani bu vicdani hesaplaşma süreci kolay bir süreç. Peki ya bunlar cani? Yani hakikaten hiçbir şey hissetmiyorlar. Kalp benim adı çıkartıp atmışlar bir yere. Ya da ayrı bir şey var. İşte abi ayrı bir şey olduğunu öğrendim. Ve bunu da doğruladı başka hocalarda. İnsan sevgisi. Doktorun sahip olması gereken en önemli özellik bir doktor adayının insan sevgisidir. Bir tane daha insanı kurtarabilmek için çırpınmak. Hani şimdi diyorsunuz ki, ben sen mühendisliği anlatmaya geldim, doktorlara gaz veriyoruz. Gerçekten, çünkü benim işim doktorlarla. İyi doktor olursa benim işim daha kolay olur. Peki, bu doktorlarla biz nasıl çalışıyoruz? Bakın, bu beyin ameliyatından bahsettim. Adam oradan girdi, buradan girdi. Eskiden bu nasıl yapılıyormuş abi? Yapılmıyormuş. Nasıl yapılır olmuş? Doktorun belirlemiş ki, ya ata demiş, ben bu herifin beyninin içine girmem lazım ama bu böyle kabak gibi açılıp da böyle girilecek bir şey değil ki. Bir sonda yap bana. Ucunda da kamera olsun. Öyle bir alet var şimdi. Mikro cerrahi denen böyle kablosunun ucunu istediğiniz yere yönlendirebildiğiniz bir kamera sistemi var. Yetmiyor. Adam diyor ki ben oraya girdim zaman oraya neşter sokamam diyor. Orayı eritmem lazım diyor. Eriterek yok etmem lazım diyor. Lazerli sistem yapıyorsun. Lazerli dağılıyorsun orada. Yetmiyor. Diyor ki buralara girerken saatler geçiyor ve ben çok yoruluyorum. Böyle durmaktan bir çözüm bul buna diyor. Ne yapıyorsun abi? Orada doktor durmuyor. Çünkü orada eli titremeye başladığı anda. Robotik cerrah. Onun için robotunu yapıyorlar. Bizim mühendislerimiz Türk değil ama yapanlar da var. Da Vinci robotunu yapmıştı. O alet orada durur abi. Bu bir kolları olan, ucunda bağlantıları, neşleri falan bağlayabildiği bir alet. Kumandası burada. Doktorun çişi mi geldi? Oh, yarabbim. İstediğin gibi oynatırsın. Ve de hani elin şu kadar oynaması lazım, onda öyle değil. Böyle böyle çeviriyorsun rahat rahat. Orada 2 mikron 3 ya da 3 mili falan gidiyor. Da Vinci robot. Böyle aletleri icat ediyoruz biz. Nasıl oluyor? Doktor söylüyor. Doktor ihtiyacı biliyor. Benim mühendisim, bizim yetiştireceğimiz tıp mühendisleri de bu kafayla yetişsin istiyoruz. İşte tıp mühendisliği tam da bu noktada faydalı oluyor. Doktorların hayallerini gerçekleştiren meslektir bizimki. Ve bu meslekte insanın bütün sağlığına hitap edecek aletler yapacağın için insana bakıyorsun, insanda elektrik var. Makine var, kimya bolca var. Her şey var. Dolayısıyla bizim eğitimimizde çocuklara tıp mühendisliği eğitiminde elektriğin temellerini öğretiyoruz. Makinanın temellerini öğretiyoruz. Kimyanın temellerini öğretiyoruz. Bilgisayarın temellerini öğretiyor. Böyle gözünüzden yaz yağ girdi. Hocam biz ne yaptık diyeceksiniz. Lanet olsun diyeceksiniz. Eğitim öyle değil. Çünkü bu işin şakası yok. Peki hani doktoru söyledik. İnsan sevgisi yüksek olan adam doktor olsun dedik. Peki mühendis ne? İnsanı sevmeyen mi? Yani biz insanlığı seviyoruz.
biz insanlık için bir şey yapmayı tercih ederiz. Dolayısıyla hizmet aşkı değil de üretme aşkı, yaratma aşkı varsa içinizde, böyle bir tutkunuz varsa bence mühendisliği seçin. Tıp mühendisliği bunun daha özel bir alanıdır. Tıp alanına yoğunlaşmış bir kısmıdır. Bu diyeceksiniz ki bu nereden çıktı bu laf? Şimdi bunu çok da söyleniyor. Bu yeni bir şey, uydurma bir şey mi? Hayır değil. Şimdi 1940'larda Amerika'daki hastanelerdeki çoğu yerde de öyle bir sürü alet edevat kullanılmaya başlıyor. İşte X-ray'ler var, kalp pilleri var. O zaman da kalp pili varmış ama prize bağlı yani. Sonra pile dönüşmüş onlar. Şimdi bu tür aletleri doktorlar hep hayal etmişler ve mühendislere söylemişler. Demiş, bir dönem mühendislerle doktorlar konuşurlarken doktorlar diyor ki ya bizim böyle sürekli gidip konuşabileceğimiz birileri olsa veya bizim hastanelerde böyle bir tipler dolansa onlarla hep konuşsak. Bunun üzerine 1940'da Amerika'daki elektrik mühendisleri odası bir alt branş açıyor, oda açıyor. Medical elektronik diye, tıp elektroniği diye. 1940'da biyomedikal falan yok. 1950'lerde Amerika'daki gene bazı üniversiteler tıp ve biyoloji mühendisliği, medical and biological denen mühendisliği açıyorlar. 1960'lara geldiklerinde bu iki isim olmasın falan, tek isim olsun, biyolojinin biosunu kesip medical'in önüne koyuyorlar. Biyomedikal oluyor. Yani biyomedikal esasına uydurma bir laf. Ama hani cazip bir isim. Hayır, biyomedikal diyor. Ha falan olur. Herkes ama ne olduğunu bilmez. Nasıl oluyorlarmış? Yok mu tiyatrocularınızda? Oo çok. Hani nerede gelin bakayım tiyatrocuları? Oyuna gider, oyunda oynayacak olan var mı aranızda? Tebrik ediyorum. Valla bileti aldım, gelmeye çalışacağım hocam. Yan sırada bekleriz hocam. Eksik olma, sağ ol. Burada bir şey yazıyordu ama göremedim. Ben de. Şimdi ne diyordum ya? Biyomedikal. Ha, biyomedikal. Ha. Adresini hatırlayacağım. Şimdi 1960'lardan sonra bu biyomedikal mühendisliği devam ediyor. Fakat amaç neydi? Tıbba ve sağlık sektörüne faydalı olacak aletler üretmek. Ama mühendisleri ve siz bir gruba topladığınız zaman bunların genelde şey hali vardır. Bunlar mesleklerini bilmiyor. Ben daha iyi seviyorum. Ya kardeşim sen onu yapıyorsun da doktorun buna ihtiyacı var mı? Sordum bir içe. Onlar bilsin. Tamam dedim. Böyle olur. Ondan sonra Dell Computer çıkar. Ondan sonra bir tane Apple çıkar. Herkes bir Apple. Dikkat edin. Steve Jobs ne demişti? Müşteri ne istediğini bilmezler. Fakat. Tabii o da ilginç bir tabii. Burada mühendis ne istediğini bilmez mesela. Mühendis bir hayal bir dünyada yaşarız mesela. Yani geldiğiniz zaman size vereceğimiz eğitimde de öyle olacak. Böyle uzay falan filan. Yani, böyle ayrı bir dünyayı çıkartacağız sizi. Bir baktınız, aa burada insanlar var. İnsanlar var falan olacak siz böyle. Şimdi o bariyeri aşmak kolay olmuyor. Yani bir hüdük mühendisten konuşabilir mühendise dönüşmek kolay olmuyor. Bayağı bir dayak yiyorsun. Ve ancak bunu başaranlar şirketlerin başına geçiyorlar. Bakın büyük şirketlerin tepesinde endüstri mühendisi, makine mühendisi, elektronik mühendisi falan var. Şaka değil. İşletmeci değil. Yani onca sene sen işletme okudun da neredesin? Tıp doktoru da yoktur büyük şirketlerin başında. Neden? Hani ben mühendislik olağanüstüdür değil. Hayır abi. Çok temel bir şey var. Hangi mühendisliği okursanız okuyun, mühendislik temelde bir beceri kazandırır. İlk iki sene aldığınız o matematik, fizik, kimya gibi temel dersler size analitik düşünme öğretir. Aynı şekilde matematik okuyan, fizik okuyan adamlar da böyle yükselmiştir çoğunlukla. Evet, çok ilginç. Çünkü o ilk iki sene verdiğiniz eğitim insana problemleri çözmeyi öğretiyor. Üstüne verdiğiniz iki senede de sentez yapmayı, yani birleştirip yeni bir şey üretmeyi öğretiyoruz. Tıp mühendisliğinde de biz aynı yolu izliyoruz. Sizlere önce böyle bir tornadan geçirip işte sizi analitik düşünceye sevk edeceğiz. Ondan sonra da üretmek, yeni fikir çıkartmak için uğraşacağız. Şimdi çocuklar, çok farklı üniversiteler var etrafta ve hepsi de genelde mühendislik deyince aynı eğitimi kullanırlar. Şimdi bunun da bir nedeni var. Çünkü şirketler işe alırlarken sizin belirli dersleri, belirli bilgileri almış olmanızı beklerler. Bunun içinde bir karne vardır. O karnede işte dersler sıralıdır. Sen onları gördüysen ha tamam ya bu öğrenmiştir der. Şimdi dolayısıyla çok da böyle abuk subuk dersler koyamıyorsun oraya. Çok böyle uçuk kaçık bir şeyler koyamıyorsun. Yani böyle bir kutu eğitim bu. Paket. Dolayısıyla çocuğu biz buradan alıyoruz. Ben şöyle bir paket düşünüyorum. Tamam mı?
çocukta bir hamur var, pizza hamuru. Sen bunu ettiriyorsun çocuğu böyle, kaptırarak burada pıp diye bir tane şey çıkıyor. Kutu çıkıyor, bu. Ödük bir kutu çıkıyor, işte o siz oluyorsunuz, tamam mı? Mühendislik insanı demek ki böyle bir yumuşak, her tür şekle girebilenden bir böyle ödük kutuya çeviriyor. Şirketler bir zamanlar bunu çok istemişler. Aa işte bak Boğaziçi ödüyor. Bilmem bir otlu ödüyor. Bilmem ne ödüyor. İti ödüyor. Ben de iti ödüyor. Onu estağfurullah hocam. Aa ne konuşuyor ya. Sen diyorsunuz tiyatro senaryo. Şimdi şirketlere gidip baktığınız zaman onlar diyorlar ki ve dünyadaki başka yerlerde ya bu kadar da ödük olmasınlar. İki yudum laf edelisin. Çünkü neden? Mühendis bir fikri, ne kadar zaman var hocam çok konuşmadım. Mühendis bir fikri anlatabilecek bir beceriye de sahip olmalı. Teşekkür ederim. Bir fikri anlatabilmeli, içindekileri aktarabilmeli veya bir takımı yönetebilmeli. Bunlar hep iletişim becerileri. Peki buna nasıl kazandıracağız? Ondan sonra mühendislik sadece böyle defter kitap boyu yazdım, böyle mühendislik olmuyor. Bunu uygulamaya dönüştürmen lazım. Yani mühendisin bir çırak eğitiminden geçmesi lazım. İşte tıp eğitiminin başarısı burada. Tıp eğitimi 4. sınıftan itibaren devamlı öğrencilerini dolaştırır ve bu çırak eğitimine tabi tutar. Melih hocamı önce orada tutar, sonra yanına getirir. Bak öyle demeyeceksin aslında, öyle diyeceksin diye. Bunun güzel bir, işte demin biriniz simülasyon dediniz. Hazırlandırma yöntemi Acıbadem Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde de yapılıyor. Ya bayağı bildiğiniz ama aktörler ya, yani bildiğiniz aktörler. Söylüyorlar, senin pankreasın ağrıyormuş gibi davran, oraya basarsa o bile falan diye. Bir de Nemrut ol diyorlar falan, tamam mı falan, öyle şeyler. Buna acıya diye bağırıyor falan, doktor ne yapıyor, bir şey şaşırıyor. Eğitiyorsun adamı. Şimdi mühendislikte biz aktarıyoruz sınavları, onların sınavları, onlar okutuyoruz falan, hadi git mühendis ol diyoruz. Çocuk çıkınca böyle, ben öyle olmuştum. Nasıl mühendislik yapacağını bilemiyorsun. Bunun çözümü, gene yurt dışındaki üniversiteler ve Türkiye'de de üniversitelerde başlandı. Dersler içerisinde proje yapmak bol bol ve staj. Stajı önem verdi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde çocuğa beceri kazandırmak lazım. Deneme yanılmayla. Bu deneme yanılma işi genelde aletlerin patlaması, yangınlar, çocuğun bir yeri yakmasıyla sonuçlanabiliyor. Oluyor. Bunu kontrollü yaparsan buna izin vermek lazım. Şimdi onun için çoğu devlet üniversitesinde ona pek izin verilmez. Çünkü bir şey kırıldı mı yerine koyamıyorsun. Devletten para gel. Bir defa aldınız. Kaç defa alacağız diyor. Şimdi biz biraz daha şanslıyız o konuda. Bizim gibi vakıf üniversiteleri. Bunun değerli olduğunu anlayan üniversiteler laboratuvarlarını açmış durumdalar. Çocuklar girsin, oynasın, kırsın. Çünkü sen bugün benim laboratuvarımda bunu kırarsan ben 100 liraya onun yenisini alırım. Ama sen hiç onu yapmadan mezun olursan bu sefer bir şirkette onu kıracaksın. Kıracak, illa kıracaksın bir kere. Allah'ın izni ya. Emni yani, o kaçarın yok. Orada kırdığın zaman ne oluyor? Yani, ne yaptın sen ya diyor. Bir de. Sana öğretmediler bunu. Orada bir giriyor sana Acıbadem. Aa hiçbir şey öğretmedi oluyor. Sen hiçbir şey anlamadın oluyor. Buradan çıkan adam hiçbir şey yaramaz diyor. Dolayısıyla o arkadaşın o hatası bundan sonra gelecek bütün o üniversite mezunlarının diskalifiye edilmesine yol açıyor. Nasıl çözeceksin bu işi abi? Çocuğu burada eğitim. Hazırlayacaksın. Onun için iyi liselerden gelen çocukları tercih etmemizin nedeni bu. Ben onun için burada patlıyorum. Neden patlatıyorum gırtlağımı? Çünkü benim iyi mezun verebilmem için gelen öğrencinin de iyi olması lazım. Elindeki kullandığı malzemeler iyi olursa birleştirdiğin zaman, eklediğin zaman da iyi bir malzeme çıkıyor. Final product yani son ürün değerli olur, kaliteli olur. Onun için sizin seçerken, tercih yaparken de bilinçli tercih yapmanız lazım. O bilinçli tercihi rehber öğretmenlerinize bırakmayın. Bunlar çok değerli şeyler söylüyorlar size. Fakat gidip kendi gözünüzle görmeniz lazım. Bu sadece böyle güzelmiş abi falan da olmaz. Bir üniversite meslek seçimi kadar çok önemli arkadaşlar. Bakın hocam Yıldız'dan mezun. Ben İTÜ mezunum. Siz hocam Atatürk. Hepimiz farklı ekollerin adamıyız. Şimdi ben gayet iyi biliyorum hocam. Şimdi bir Boğaziçi'liği uzaktan görse az çok ya da iki konusu da anlar bu Boğaz. O düğü anlar. Yok işte başka bir üniversiteyi anlayan. Nasıl olur bu ya? Yani işte mesela Kağıthane Anadolu Lisesi'nin bir karakteri vardır da ne bileyim başka bir lisenin başka bir karakteri vardır ve anlarsınız onu.
Neden? Çünkü okulların ekolleri vardır. Ve bu ekoller öğrencilere patates baskı gibi yapışıyor. Onun için seçeceğiniz üniversitede o baskı size yakışır mı, yakışmaz mı anlamanız lazım. Nasıl yapacaksınız? Çok basit. Çözüm var. Gidiyorsun, kantinde oturuyorsun. Kimse sana üniversiteye girme demez normalde. Hele annenle babanla gittiysen. Şimdi bu aralar biraz böyle terör merör ne yazık ki olaylardan dolayı öyle her yere elini kolunu sallayarak giremiyorsun. Ama hocam izin verin çocuklar gittikleri zaman şöyle bir yarım saat, bir saat bir dolansınlar. Çocuklar tek yapacağız, oturacaksınız kantinde, bakacaksınız. Kızlar kızlarla nasıl konuşuyor? Erkekler erkeklerle nasıl konuşuyor? Kızlar erkeklerle nasıl konuşuyor? Hoca var mı etrafta, dolanıyor mu? Onlar nasıl davranıyor? İnsanlar ne giymiş, ne nasıl dolanıyor etrafta? Yani o atmosfer çünkü size sinmeye başlayacak gittiğiniz zaman. Ve bu da sizin karakteriniz olacak. Oralı olacaksınız siz de. Onun için bu seçimi yapmadan önce marka değil, ABC Üniversitesi değil. Gidin görün. Ben böyle bir ortamda mutlu olur muyum? Ailenizin de bunu hedemesi lazım. Çünkü bakın şöyle bir şeyler oldu. Bize mesela bir çocukcağız gelmişti. Dönemin ortasında bana dedi ki hocam ben dedi dayanamıyorum döneceğim. Neresi on sen? Çanakkale. Ne yapıyorsun orada? Benim babam çiftçilik yapıyor işte hayvancılık yapıyor. Ondan sonra ben de buraya geldim falan. Ne yapacaksın bitirince? Babama yardım edeceğim. Oğlum sen peki niye tıp mühendisi okuyorsun? Yani ziraat falan okusaydın dedim. Zaten İstanbul'da hiç beğenmedim. Ya şimdi İstanbul'da niye bok atıyorsun kardeşim Allah Allah? Ben senin şehrini bok atıyor muyum? Evet ben de sevmiyorum İstanbul'da. Şimdi İstanbul'u sevmiyorum o kere Allah razı olsun. Tıp mühendisi diyeceksin. Hayır. Çocuk İstanbul'da mutlu olmamış abi. Ne olabilir yani? Hakikaten buradan gelince değil bir yer burası ya. Yani bilmiyorum başka şehirde yaşadığınız var mı? Ailesi orada olan ama benim bir aralar Uşak'la bir ilişkim vardı. Uşak'a gidip geliyordum. Çocuklar Uşak'a gittikten sonra taksi, metrosu nasıl biliyor musun? Olmuyor bu arkadaş üstüne üstüne geliyor. Yani olabilir insanlar üzerinde öyle bir etki bırakabilir üniversiteden. Onun için siz de gidin görün oraları. Ne istediğinizi bilinçli seçin. Dolayısıyla bugün size ne anlattım? Bir insan tıp doktoru olmak istiyorsa veya mühendis olmak istiyorsa nasıl farklı karakterleri olacak? Neler bekliyor sizi? Meslek nedir? Onu anlatmaya çalıştım. Tıp mühendisliği mesleği. Çok seviyorum ben mesleğimi hakikaten. Çünkü yani hastaya yeterince yakın. Ama hep bir arada doktor var. İşe yaradığını biliyorum yaptığım işin. Takdir görüyorsun. İhtiyaç var. Doktorlar diyor. Bakın çok kısa bir örnek daha vereceğim. Çok meşhur bir beyin cerrahımız var. Gazi Yaşargil diye. Duyan var mı? Evet. Gazi Yaşargil. Gazi hocamız şu anda 90 küsur yaşında. Bu adamcağız 1950'lerde liseyi bitirirken Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla Fransa'ya tıp okumaya gidiyor. Ondan sonra beyin cerrahisi okuyor. Sonra çok uzun süreler İsviçre'de beyin ameliyatları yapıyor. Çok dünyaca bilinen bir meşhur bir cerrah oluyor. Hocamızın en büyük takıntısı diyeyim, Türk malı cerrahi alet kullanmakmış. Ve hakikaten Türkiye'de de Samsun'da Aygün diye bir şirket var. Dünya çapında bir şirket bu. Dünyaya satıyor. O kadar kaliteli aletler var. Bütün onayları almışlar. Çok kaliteli bir şirket. Gazi Hoca Aygün'ü arıyor. İşte satış elemanını. Diyor ki işte Necati gel diyor bana yardım et diyor. Almak istiyorum sizden diyor. Necati, ben Necati'den dinledim bu hikayeyi. Necati ve Necati Kaya'ydı galiba. Geliyor Gazi Hoca'nın yanına İsviçre'ye. Ondan sonra konuşuyorlar ediyorlar. Diyor ki Gazi Hoca yarın benim ameliyatım var gelsene ameliyatıma diyor. Hayır bu değil mi falan. İşte ameliyathanelerde işte sedye mesela şurada. Şurada şöyle bir çizgi var. Sen çizginin bu tarafında hani eldiven falan giyip durabiliyormuşsun. Fakat çizginin bu tarafı steril diye geçiyormuş. Bayağı böyle artık 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 kazınıp falan girmen gerekiyor. Bir daha söylüyorum çizgi. Mikropların oraya geçmiyor. Öğrenmişler. Sümer deyince duruyorlar. Mesimesi durdu bak duruyormuş böyle. Üç tane adam. Aynı şekilde. Birinin elinde defter, kağıt, kalem. Birinde laptop. Birinde de böyle dosyalar. Bütün ameliyat boyunca böyle durmuş herifler. Ameliyat bitince bunlar gitmiş. Bizi demiş, hocam hayrola? Aa demiş, bunlar meşhur senin rakibin Fransız Özkalap şirketinin, o da bir cerrahi alet, adamları. Bir tanesi endüstriyel tasarımcı. Bir tanesi makine mühendisi. Bir tanesi de hukuk, patent avukatı. Ya şimdi ben ameliyatta adamın dalmışım burnundan içinden hipofiz bezine ulaşmaya çalışıyorum. Orada tümörü çıkartacağım. Ulaşamıyorum bir türlü. Çağırıyorum Pierre'i. Pierre işte şey olsun.
endüstriyel tasarımcı. Pierre bak oraya giremiyorum. Bana şöyle bir şey yap. Adamın burnunun içindeyken Pierre çiziyor bir şey. Sağa çevir, sola çevir. Böyle mi hocam? Evet, tamam. Hemen patent avukatı internete bağlanıyor. İnternette böyle bir alet var mı yok mu? Yoksa makine mühendisine diyor ki çiz hemen bunu. Olivier hemen çiziyor. AutoCAD falan yazılımı öyle. SolidWorks neyse öğreneceksiniz onların hepsini. Bize gelirsiniz. Veya makine mühendisliği. Çocuklar o anda gerçek zamanlı patent başvurusu yapıyorlarmış. Ameliyathanenin içinden. Ve eğer patent kabul edilirse şirket bunu üretime geçiyormuş. Üretime geçtikten sonra satışın %20'si. Çok büyük bir rakam bu yani. Kârın değil. Satışın %20'si hocada kalıyormuş. Ya bundan daha iyi tıp mühendisliği anlatılamaz. İşte şu üçü bir adam şu anda öğretmeye çalıştığımız bölümde. Bunların hepsini öğretmeye çalışıyoruz. Tasarım, biyotasarımı öğreteceğiz. Makine mühendisliğini öğreteceğiz. Fikri mülkiyet hakları bunları da öğreteceğiz. İnşallah becereceğiz. Yani böyle bir müfredat hazırladık. Onun için diyorum böyle hak ettiniz. Hocam ne yaptınız diyeceksiniz. Ama işte tıp mühendisliği. Doktorun ne istediğini anlayıp onu tercüme edip oradan bir teknoloji. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.